tarih kodlama makinamızı anlatacağız. Kutu içerisinde şöyle bir cihaz var. Bir adet bataryası var. Kartuşu var. Kalemi var. Yedek parçaları var. Şu şekilde bir flash hediye ediyoruz size. Şarj aleti var. Ve şu şekilde bir cetveli var. Oval kısımlara yazı yazmak için bu cetvel. Şu şekilde aldım. Oval teneke diyelim. Bu şekilde koyuyorum. Bir kere tuşa basıyorum. Bu şekilde sağa doğru çekiyorum. Bu zaten en son nokta. Üste böyle bir dayaması var. Dayadıktan sonra sağa doğru çektiğim zaman üstünü kodlamış oluyorum. İlk önce bataryasını takıyorum. Şu şekilde. Kartuşumun koruma kapağını açıyorum. Bu koruma kapağını cihazı her kapattığınızda kullanmanız gerekiyor. Şurada bir solüsyonu var. Mürekkebin donmasını engelliyor. Eğer bunu kullanmazsanız bir gün kenarda kalırsa bu mürekkep donar. Bilginiz olsun. Şu şekilde aldım. Mürekkebi kartuşu yerine taktım. Arkadaki kapağını kapattım. Cihazın burada bir tuşu var. Açıyorum. Ürün açılıyor. Kalemimi aldım. Şu an biz Türkçeyi seçtik. İsterseniz farklı diller de var burada. İngilizce seçeneğimiz var. Türkçe seçeneğimiz var. Şu şekilde. Türkçeyi seçtik ama tam %100 Türkçe değil. Bilginiz olsun. Şu şekilde geliyorum. Mesela tarih yazacağım. 1 olarak üretim tarihini yazıyorum. İsterseniz buradan büyük küçük ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an hepsini küçük yazıyorum. Üretim tarihini yazdım. Şuradan 2 nokta üst üsteyi seçiyorum. Tarihe basıyorum. Hangi şekilde yazmasını istiyorsanız o şekilde seçiyorsunuz. Biz bunu seçiyoruz. Seçtik, gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyorum olduğu kısmı. Tekrar metin yazıyorum. SKT yazıyorum. Tekrar 2 nokta üst üste. Bunu indiriyorum. SKT yazdıktan sonra mesela bunun bir yıl geçerliliği varsa şurada şuna basıyorum. Bir yılsa bir yılı seçiyorum. Bir yıl. Belirli ediyorum. Şurada ok işaretimiz var. Onaylıyorum. Ve bir yıl sonrasını gösteriyor tarihler. Yani bunu 3 yıl 5 yıl da yapabilirsiniz. Şu şekilde seçiyorum. Biz nokta kısmını seçmiştik. Mesela silmek için de şunu yapıyorum. Sile basıyorum. Sildim. Tekrar tarihi seçiyorum. Mesela tekrar eski haline geldi. Tekrar bir yıl olarak seçiyorum. Onayladım. Noktalı olanı seçiyorum. Tekrar hizaya getiriyorum. Şöyle. Çok fazla üstüne basarsanız değişir. İki kere üstüne basarsanız da değişir. Şekilde gördünüz. Önce bir tarih yazmayı deneyelim. Şu şekilde kaydete bastım, kaydetti, çıktım. Şu şekilde görüyorsunuz. Burada basıp bastırıyor kısım var. Bunu seçiyorum. Başlata basıyorum. Şöyle bir kağıdımız var. Kağıtla deneyeceğim. Görüyorsunuz. URT, SKT yazdık. Tekrar bir dura basıyorum. Flaşımıza biz daha önceden yüksekliği 125 olan 125 piksel yüksekliğe sahip bir logo atmıştık. O logoyu BMP formatına çevirdik. Şimdi o logoyu buraya aktaracağım. Yeni belge kısmı geliyorum.
Şöyle fonksiyona bastım. Resmi seçiyorum. İçeri aktar kısmı var. Seçtim. Şöyle firmamızın logosu. Onayladım. Hiza alıyorum. Mesela şu şekilde tam ortaladım. Tekrar kaydettim. Çıktım. Şu kısma geldim. Tekrar başlata bastım. Flaşı onayladıktan sonra çıkartabilirsiniz isterseniz. Geliyorum. Bir kere tuşa bastım. Şöyle görüyorsunuz. Tekrar basıyorum. Tekrar tuşa basıyorum. İyice bastırmamız gerekiyor. Bilginiz olsun. Şöyle görüyorsunuz net şekilde yazdığını. Bu şekilde görüyorsunuz. Biz önce kafamızda bir resim belirledik. Resmimizin yüksekliği 125 mm. Genişliği de 250 mm'ydi. Resmi belirledikten sonra cihaza atmak için BMP formatına çevirmemiz gerekiyor. JPEG formatından BMP formatına çevirdik ve flaşımıza yükledik. Flaşımıza yükledikten sonra videoda anlattığım gibi şu şekilde buradan çıkıyorum. Geliyorum. Fonksiyon, resim. Flaş olmadığı için görünmüyor. Flaşı şu kısma takıyorum. Tekrar girmem gerekiyor. Girdim. İçeri aktara basıyorum. Gördüğünüz gibi logo belirlendi. Onaylama işaretine bastıktan sonra bu şekilde tekrar bir logo ekliyorum yanına. Kaydete basıyorum. Çıkıyorum. Şu şekilde. Başlat dedikten sonra yanına ikinci logoyu yazdığını görüyorsunuz.